Evet sayın Kağan Tekno takipçileri, ben Kan Durgut. Bugün sizlerle Segway Ninebot E2 Plus'ın sürüş testini gerçekleştireceğiz. Hala kanalıma abone olmasını, videomu like atmayı unutmayınız diyerekten bugünkü test sürüşümü nasıl gerçekleştireceğimi anlatacağım. Siz zaten ön tarafta Segway'in scooter'a bağlı olan uygulamasından hız kadranını ve ayrıca güç göstergesini göreceksiniz. Bir yandan da ön tarafı konumlandırmış olduğum aksiyon kamerasından yolu göreceksiniz. Birazcık düz yollarda gideceğiz. İşte top speed gideceğiz. Ondan sonra birkaç yokuş denemesiyle videomuzu sonlandıracağız. Evet, lafı çok uzatmadan hadi sürüşe geçelim. Evet, sürüşümüze başlayalım. Bu gördüğünüz yokuşu çıkabilecek miyiz? Sport moddayım, bakalım, deneyeceğiz. İşte 0.25, yani sporttayız. Şarjımız görüldüğü üzere. Bakalım kaç saniyede çıkacak. Bir de yolun sonuna kadar çıkabilecek miyiz? %1 eğim var. Daha doğrusu yukarı doğru eğim var. Bakalım, deneyeceğiz. 3, 2, 1. Evet, Segway Ninebot E2 Plus ile sürüş testimiz burada bitti. Elimdeki oluşturabildiğim düzeneklerle sizlere bir yol sürüşü çekmek istedim. Sizlerle 0.25'ine baktık, 0.15'ine baktık, yokuşlar denedik, 2-3 farklı çeşitli yokuşlar denedik. Düz yoldaki vibrasyonu zaten kameranın titremesiyle anlamışsınızdır. Aracımızda tekerler içi biliyorsunuz ki hava dolu olmadığı için bunlar bir tık daha yolu hissettiren tekerler, ama bunlar hiçbir şekilde bakım istemeyen tekerler. O yönden artısı var, bir yandan da eksisi var. Yani bozuk yollara girdiğinizde tabii ki de konforundan her şey eksiliyor bu skuterda. Çünkü sonuçta bu cihazın bir amortisör sistemi yok. Tekerleri de bahsettiğim durumda çalıştığı için herhangi bir konforu bulunmuyor. Güç konusuna baktığımızda ise 300 Watt motoru var. Maksimum 500 Watt'a kadar çıkabiliyor. İşte yani kağıtta verildiği gibi üzeri gidebiliyor. Düz yollarda gayet hızlı bir şekilde hızlanabilirken %12-13'lük eğimlere geldiğinde yavaşlamaya başlıyor. Daha üstünde de tıkanmaya başlıyor. Siz çok yokuşlu bir bölgede yaşıyorsanız kesinlikle daha güçlü bir model tercih etmeniz gerekiyor. Ama ne kadar ekmek o kadar köfte misali. Bu scooter da gayet güçlü ve sizin günlük ihtiyaçlarınıza cevap verebilecek durumda. Evet, bugün Kağan Tekno olarak Segway Ninebot E2 Plus'ın sürüş testini gerçekleştirdik. Zaten incelemesini çekmiştik. Eğer hala kanalıma abone olmanızı, videomu like atmayı unutmayınız diyerekten videomu burada sonlandırıyorum. Sizin desteğiniz her şey için daha önemli. Yani kanalımızın büyümesi, gelişmesi bize her yönden daha kaliteli içerikler ve daha iyi işbirlikleri, daha iyi ürünleri incelememizde daha yardımcı olacaktır. Buradan da naçizane bir uyarımdır. Abonelikleri esirgemezsek çok güzel olur. Ben de sevinirim. Hem de beraber büyümüş oluruz. Evet, Segway Ninebot sürüş testimiz burada sona erdi. Kağan Tekno herkese iyi günler.